iktidarın bir becerisi oldu, bir başarısı oldu. Kendi zihin altını öteki partilere de bir ölçüde kabul ettirdi. Yani KHK'lılar FETÖ'cüdür. Bütün eski cemaatle ilişkisi olanlar FETÖ'cüdür. Şimdi böyle bir yargıyı neredeyse toplumun zihin altına yerleştirdi. Öyle mi? Hayır, öyle değil. Yani cemaatle ilişkili olmak başka bir şeydir. Yani FETÖ'cü olmak ya darbeci olmak başka bir şeydir. Ama bu kabulü yerleştirdi. HDP'liler PKK'lıdır. PKK'lılar da şudur. Yani bütün HDP'liler PKK'lı olabilir mi Allah aşkına? 5 milyon oy alıyor HDP. PKK dediğinizde siz işte 100'e indi, 200'e indi falan diye anlatıyorsunuz. Fakat böyle bir zihin altını iktidar toplumun öteki partilerinde neredeyse zihnine yerleştirdi. Tabii Türkiye'nin çok yakıcı bir meselesini konunun asıl sahipleriyle konuşacağız. Sizin de söylediğiniz gibi sosyal medyada ya da bazı yazılarda ben bu konularda görüşlerimi hep ifade etmeye çalıştım ama bu akşam galiba karşımdaki arkadaşlar bu konuları birebir yaşayan, konunun mağduru olan arkadaşlar. İzin verirseniz önce Haluk Savaş hocamızı minnetle ve rahmetle anmak istiyorum. Kendisi benim önce sosyal medya aracılığıyla daha sonra da ruberu tanımaya çalıştığım bir değerli dostumdu, değerli bir akademisyendi ve bu meseleye, KHK meselesine, Türkiye'deki hukuksuzluk meselesine çok ciddi biçimde karşı koymaya çalıştı. Ayrıca kişisel bir minnet borcum da var kendisine. 2018 seçimleri öncesi benimle ilgili son derece önemli, olumlu bir takım nitelemeler yaptı. Hatta beni bazı yerlere ve görevlere özendirmeye çalıştı ama onun ömrü, benim de gücüm yetmedi onun hayallerini gerçekleştirmeye. İnşallah onun başka konulardaki, yani hukukun bu zedelendiği alanlardaki tahribatın ortadan kalkması, adaletin tekrar avdet etmesi konusundaki hayallerimiz inşallah hakim kalmaz ve bunların gerçekleşmesi çok uzun vadeye terk edilmez. Şimdi bu akşam KHK meselesini konuşacağız ama KHK tabii Türkiye'deki hukuksuzluk sorununun, adalet sorununun bir önemli ve son sayfası. Türkiye hiçbir zaman yeteri kadar sağlam, sağlıklı bir hukuk devleti olmadı. İstiklal mahkemelerine kadar ya da 1918'de kurulan o Nemrut Mustafa Mahkemesi'ne kadar geri götürmeyelim belki ama mesela 27 Mayıs'tan başlarsak, 27 Mayıs'ta bir darbe sonrası çok haksız uygulamalar oldu, haksız yargılamalar oldu, haksız infazlar oldu. Arkasından bir 10 yıl sonra 12 Mart'ta benzer süreçler yaşandı. Daha geçen haftalarda o sürecin acı sonuçlarından birisinin anma yıl dönümüydü. 12 Eylül'de bir sağdan bir soldan astık diyerek hukuku askıya almış bir zihniyetin egemen olduğu bir süreci yaşadık. 28 Şubat oldu ve 15 Temmuz oldu. Ben 27 Mayıs'ı okuduklarımdan biliyorum. Çok da yakından okudum. Hatta o konuda bir iki de yazdığım, çizdiğim şey var. 12 Mart'ı delikanlı bir yeni üniversite mezunu olarak yaşadım. 68 kuşağından bir insan olarak. 12 Eylül'de parlamentonun en genç milletvekiliydim. Kapatılan parlamentonun orada yaşadım. O dönemlerde de hukuksuzluk vardı ama yani hiçbir zaman hukuk Türkiye'de mükemmel olmadı ama galiba hiçbir zaman bugün olduğu kadar da kötü olmadı. Yani her şeye rağmen bir hukuk vardı o dönem. Zorlanıyordu, etkilenmeye çalışılıyordu, siyasal baskı yapılmaya çalışılıyordu ama bir yerden, sonuçta bir yerden siz hakkınızı korumak konusunda bir gayret gösterebiliyor ve sonucunu bir ölçüde alabiliyordunuz. Bu sonuç çok kolay olmayabiliyordu. Zaman zaman gerçekleşmeyebiliyordu. Ama tümüyle ülkede hukuk yok denilmiyordu. Hukuk baskı altında denilebiliyordu ama tümüyle hukuk yok denilmiyordu. Bugün geldiğimiz yer maalesef böyle bir nokta. Bugün neredeyse tümüyle hukuk yok. Türkiye'de bir keyfilik var. Siyasetin tümüyle her şeye hakim olduğu bir baskı sistemi var demek noktasındayız ne yazık ki. Bu çok çok vahim çünkü yani hukukun olmaması demek ülkede adaletin olmaması demektir. Halbuki bir toplum adalet üzerinde ayakta durur. Bir devlet çok meşhur sözdür biliyorsunuz. Adalet mülkün temelidir. Yani iktisat mülkün temelidir değil. Kuvve-i Müsellah yani silahlı kuvvetler, ordu mülkün temelidir değil. Bin yıllık devlet tecrübeleri adalet mülkün temelidir ilkesinin doğmasına yol açmış. Çünkü bir toplum barış içinde, birlik içinde, esenlik içinde ancak adaletle yaşayabilir. Adalet de nedir? Adalet
hukukun insan hakları çerçevesinde kurallara dayanması ve onun herkese adil ve eşit uygulanmasıdır. Bu yok şu anda Türkiye'de. Şu anda Türkiye'de bu KHK uygulamalarında görüyoruz. İnsanlar bir kere haksız biçimde ön yargıyla, kara kuşu hükümlerle yargılanıyorlar. Ben hukukçuyum, Türkiye'nin en kıdemli hukukçularından birisiyim ve hayatım boyunca, hukuk hayatım boyunca da doğru düzgün icra davasıyla, tapu davasıyla uğraşmadım. Tamamen siyasi davalarla uğraştım, anayasa hukukuyla uğraştım, siyasi partiler kanunuyla uğraştım ve ceza avukatlığı yaptım. İşlendiği sırada suç olmayan bir fiil, daha sonra getirilen bir takım hükümlerle ve düzenlemelerle suç haline getirilemez. Yani siz bir kurumla ilişki kurmuşsunuz, bir yerde yazı yazmışsınız, bir kurumun mensubu olmuşsunuz, oranın hizmetlerinde çalışmışsınız. Bu fiilleri işlediğiniz zaman o kurum meşruysa, daha sonra getirilen bir hüküm sizin o fiillerinizi, sizin o ilişkinizi hukuksuz hale getiremez. Onu bir suç haline dönüştüremez. Dönüştürülürse bu yapılan suçtur asıl. Önceki işler değil. Bu getirilen son düzenleme suçtur evrensel hukuka, hukukun temel ilkelerine göre. Kanunsuz suç ve ceza olmaz. İşlendiği sırada suç olmayan bir fiil daha sonra suç sayılmaz. Bunlar hukukun evrensel kurallarıdır. Ama 2016'dan bu yana bunlar çiğnendi. Türkiye'de şunu kabul etmek lazım. Ben bu iktidarın 20 yılının hepsini bir kefeye koymuyorum. Bu 20 yıl içinde iyi şeyler, kötü şeyler oldu ki halk oy vermeye devam etti ve de geliyor. Ama bir temel yanlış hukuk konusu da yapıldı. Yani baştan itibaren hukuku siyasal iktidar hukuka uymak yerine hukuku kendisine uydurmaya kalktı. Önce bunu 2008'den sonraki yargılamalarda gördük. Ciddi ön yargılı ve toptancı yargılamalar yapıldı. Daha sonra bu çevrelerle kendisi kavga etmeye başladı ve bu kez aynı uygulamayı, toptancı, ön yargılı uygulamaları bu kez yeni elemanlar eliyle yaptırmaya çalıştı. O da yanlıştı, bu da yanlış. Yani 2008, 9, 10, 11'deki yargılamalarda da çok ciddi sıkıntılar vardı. 2016'dan sonrakilerde çok daha büyük sıkıntılar var. Hatta bir kıyaslama yapılırsa 2010 civarındaki yargılamalarda yargılananlar haklarını savunabiliyorlardı. Savunmacıları televizyonlara çıkıyorlardı, dertlerini anlatabiliyorlardı. Protesto gösterileri yapılabiliyordu. Bunların hiçbiri yapılamıyor. Şimdi savunmacılar da suçlu gibi görünüyor. Yani bugünkü yargılamalarda avukatlar sanık muamelesi görüyor. Avukatların söz hakkı kısıtlanıyor, savunma hakkı kısıtlanıyor. Bu hukukun olmadığının açık somut kanıtlarıdır. Bunun ötesi var tabii, biraz önce siz de yayına başlamadan değindiniz. Evet, yargılamalarda büyük hukuksuzluklar var. O yargılamaların mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor. Adil yargılama ilkesine göre yeniden yargılama Türkiye'nin gündemine mutlaka gelecektir önümüzdeki dönemde. Başka bir şey daha var. Yani 100 bine aşkın, 250 bine yakın olduğu söylenen bu KHK'lılar için de örneğin görevden alınıp işine döndürülmeyip hakkında hiç soruşturma açılmayanları var. Ben bunları birey birey biliyorum bir ölçüde. Veya hakkında takipsizlik kararı verilenler var. Veya hakkında aklama beraat kararı verilenler var. Yani bu kadar yargının taraflı işlediği bir ortamda yargının bile herhangi bir kulp takamadığı kişiye idare, siyaset, hukuken herhangi bir sorunlar olmayabilir ama siyaseten biz bunları mahkum ettik diyebiliyor. Bu yapılan aslında hukuk devletinde suçtur ama yani hukuk devletinde tırnak içinde söylüyorum. Şu anda hukuk devleti olmaktan çıkıp bir keyfiliğe doğru savurduk. Ben o yüzden şimdi muhalefetin çalışmalarını çok önemsiyorum. Bir araya gelme çalışmalarını da fevkalade önemsiyorum. Takdirle karşılıyorum. Buradan bir güç birliğiyle, bir dayanışmayla, bir toplumsal uzlaşmayla çıkmamız gerekir elbette. Çeşitli konularda yaptıkları açıklamaları da çok önemsiyorum. Ama bir konuya öncelik vermediği gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Türkiye'de hukuk düzelmeden hiçbir şey düzelmez. Hukuk düzelmeden ekonomi düzelmez. Hukuk düzelmeden sosyal yaşam düzelmez. Hukuk düzelmeden dış politika düzelmez. Hukuk düzelmeden Türkiye düze çıkamaz. Çünkü adalet mülkün temelidir. Hani çok ünlü bir söz var, ben çok severim. Osmanlı tarihinde Kınalızade Ali Efendi denilen meşhur bir alim vardır. Onun ahlak-ı alayi diye de bizim tarih edebiyatımızda hukuk
literatürümüzde, devlet hayatımızda çok önemli bir kitabı vardır. O devlet dairesinin adalet üzerine kurulu olduğunu anlatır ve der ki adildir dünyada mucibi salahı cihan. Dünyayı ayakta tutan, dünyayı salaha, esenliğe kavuşturan adalettir. Adalet olmazsa, ben sosyal medyada da bunu yazıp söylüyorum, onu da kapatayım, ne bereket olur ne barış olur. Onun için ben bu muhalefet partilerinin bütün yaptığı çalışmaları çok önemsiyorum. Ama ilk yapacağımız iş adaleti ayakları üzerinde yeniden tutmaya çalışmaktır. Adaleti yüksekte tutmaya çalışmaktır. Ve bütün adaletsizlikleri bütün sonuçlarıyla birlikte kaldırmaktır demelerini Türkiye'nin birinci ihtiyacı olarak görüyorum. Umuyorum ki gelecek günlerde bunları onlar da telaffuz edecekler ve hep beraber daha umutlu, çok sürdü tabii. Yani onu da söyleyeyim. Yani 27 Mayıs sonrası yapılan haksızlıklar birkaç yıl sonra 12 Eylül'deki 12 Mart'taki haksızlıklar yine hemen 74'ten itibaren 12 Eylül'deki 3-5 yıl sonra düzeltilmeye çalışıldı. Ama burada 6. seneye geliyoruz. En küçük bir düzeltme gayreti ve niyeti gözükmüyor. Yani bu da görülmüş bir şey değil. Çok uzadı ama diliyorum ki içinde bulunduğumuz yıl bu sıkıntıların, bu haksızlıkların son yılı olsun ve 2023'te biz bütün bu konularda adaletin hakim olduğu, hukukun hakim olduğu bir Türkiye'ye, esenlikli bir ortama kavuşabilelim. Başlangıç olarak söylemek istediklerim bunlar benim. Arkadaşlarımızın sorusu çerçevesinde konuyu konuşmaya devam ederiz. Emeğin hakkını, çalışmanın hakkını, yaşam hakkınızı, insan hakkınızı demokrasi için de talep edebilirsiniz. Hukuk demokrasinin temeli ve güvencesidir. Bu yeteri kadar galiba topluma anlatılamadı. Yani bir insanın başına adaletsizlik gelirse onlar onunla meşgul oluyor ama öbür tarafta ekmeği geçimine yetmeyen, çocuğunu büyütmek konusunda sıkıntı çeken, başına gelen birçok şeyin aslında demokrasi olmamasından, hukuksuzluk olmasından kaynaklandığını yeteri kadar bilmiyor. Bakın Türkiye iş kazalarında Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü. Yani yeteri kadar Türkiye'de hukuk olsa bu kadar iş kazası olabilir mi? Ama insanlar bunu birbiriyle çok ilişkili olarak görmüyor. Onun için Nesrin Hanım'ın dediği çok haklı gerçekten. Yani siyasetin yapması gereken birinci mesele, hukukun bir üst yapı meselesi, demokrasinin bir aydın tartışması olmadığını, bunun ekmekle, insanların günlük yaşamıyla, sofrasının bereketiyle, çocuğunun geleceğiyle doğrudan ilgisi olduğunu anlatması. Bu konuda eksiğimiz var. Yani ben bunu eskiden beri görüp söyleyenlerden birisiyim ama bireysel olarak görüp söylemek yetmiyor. Siyasetin bütünüyle bunu anlatmak konusunda daha büyük gayret içinde olması gerekiyor. Şimdi öbür iki arkadaşımız Halil Bey, Hilmi Bey yakın şeyler söylediler. Yani bunca hukuksuzluk yaşanıyor Türkiye'de ama seçim sonuçları onun tepkisine dönük olarak çok fazla okunamıyor. Başka bir noktada hala dedi Hilmi Bey. Halil Bey de bu solun ve sağın demokrasiye, hukuka, insan haklarına bakışı nedir dedi. Yani üzüntüyle söylemek isterim ki yani sol daha demokrasiyle, daha insan hakları, daha özgürlüklerle ilgili gibi gözükmesine rağmen Türkiye'de iki taraf da yeteri kadar özgürlükçü değil. Biraz herkes kendisine özgürlükçü. Biraz herkes kendi tarafının yaşam tarzı, kendi tarafının hakkı, hukuku zedelendiği zaman infial gösteriyor. Başkasının hukukunu korumak konusunda o kadar duyarlı değiliz. Halbuki demokrasi, hukuk, adalet size haksızlık yapıldığı zaman itiraz etmek değil, başkasına haksızlık yapıldığı zaman da itiraz etmektir. Ama Türkiye'de işte bakın bundan önceki yıllarda 12 Eylül'ler, 12 Mart'lar, 27 Mayıs'lar yaşandı. Her taraf hangisinden kendisine yarar olduğu ya bakarak tavır alıyor. Halbuki yani bir demokratın ister solda olsun ister sağda olsun bir darbeyi kabul etmesi, bir hukuksuz yargılamayı kabul etmesi, başkasına karşı işlense bile kabul etmesi mümkün değildir. Ama bu konularda biz çifte standartlı olduk. Yani kıyaslarsak evet bir taraf öbür tarafa biraz üstün gelebilir ama yeteri kadar demokrasiyi içselleştirmiş midir iki tarafta? Yeteri kadar demokrat mıdır? Demokrasiyi bir hayat tarzı olarak yeteri kadar benimsemiş midir? Karşısında olanların hayat hakkını tanımak konusunda çifte standartlardan arınmış mıdır derseniz
İki taraf için de yeteri kadar evet diyemem. Eğer öyle olsaydı toplum zaten bunu görürdü ve biz bu badirelerle bu kadar uğraşmazdık. Bizim gerçekten yani biraz önce söylediniz Münir Bey, daha önce işte bir kitle eylemine katılmamış olan, herhangi bir işte emek eylemine katılmamış olanlar şimdi katılmaya başladılar deniliyor. Yani bir musibet bin nasihatten evladır diye bir söz var ya, biz daha kaç musibetle karşılaşacağız ki? Başkasının hukuku çiğnendiği zaman o aynı zamanda benim hukukumun da çiğneneceğinin göstergesidir. Ben bugün ona itiraz edersem yarın kendi hukukumu da korumuş olurum bilincine erişeceğiz. Maalesef ona erişmedik. Yani Türkiye hep şöyle geldim işte 75 yıldır demokrasi var, 60 yıldır haksız yargılamalar var. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Nisan, şimdi 15 Temmuz hep haksız yargılamalar var. Herkes karşı tarafa haksızlık yapıldığı zaman susuyor. Karşı tarafa haksızlık yapıldığı zaman eğer infial gösterirseniz demokratsınız demektir. O zaman adilsiniz demektir. O zaman insan haklarını, hukuku, evrensel bir takım ilkeleri içselleştirmişsiniz demektir. Sizin ayağınıza basıldığı zaman itiraz etmeniz çok doğal. Başkasının ayağına basıldığı zaman itiraz etmeyi bilseydik biz bugün buralara gelmezdik. Devam edelim istersen. Şimdi tabii bunca akademisyenle karşı karşıya gelince, bunca dertli akademisyenle karşı karşıya gelince bu toplantı belki sabaha kadar sürebilir aslında, ama biz baştan iki saatte bitireceğiz diye bir karşılıklı kavilleştik. Umarım hallederiz. Şimdi Fatma Hanım, evet, sorunlarda ortaklaşamıyoruz. Ve yeterince demokrat olamıyoruz. Neden olamıyoruz? Bu eğitimle ilgili mi dedi? Evet, eğitimle ilgisi vardır. Hani Akif diyor ya, ey derdi cehalet, sensin kapkara kabus, sana düşmekle bu millet, ne din kaldı ne namus, seni öldürmeli evvel, sensin bize düşmanları üstün çıkaran el. Evet, cehalet yani eğitim elbette çok önemli. Bugün bakıyorum, İkinci Dünya Savaşı'nda tarumar olmuş olan Almanya ve Japonya, biraz Güney Kore, büyük ölçüde eğitime çok önem vermişler. Biz onu yapamadık ne yazık ki. Topyekun bir eğitim seferberliği yapamadık. Eğitim bizi çok siyasallaştırdık, çok eğip büktük, olmadı. Ama ondan ibaret değil, yani Doğu toplumu olmanın da galiba kültürel, dinsel bir takım gerekçeleri var. Biz aşağıdan yukarıya bir sistem, yani bu bizim öğrencilik dönemimizde Asya tipi üretim tarzı diye bir kavram, rahmetli Sencer Divitçioğlu ve rahmetli İdris Küçükömer'in üzerinde durduğu bir tezdi. Asya tipi üretim tarzı, biz Doğu despotluğundan geliyoruz. Yani batıdaki feodal yapı aşağıdan yukarıya, ta 1215 Magna Carta bakın. Biz Magna Carta benzeri bir şeyi, tam da değil, 1800'lerde senedi ittifakla bir ölçüde gerçekleştirmeye çalışmışız. Ama 1215'te orada bir takım statüler, bir takım haklar, yönetimin kısıtlanması ve denetlenmesi bugünden 800 kadar önce batıda gündeme gelmiş. Bu bizde gündeme gelmedi. Yani tepedekiler kendi haklarını kendileri kısıtladılar. Aşağıdan yukarıya yönetimin haklarının kısıtlanması, yöneticinin ve denetlenmesi kavramı bizde hemen hemen hiç olmadı. Ya 1876 kanun esaslı bir fermandır. Yukarıdan getirildi, yukarıdan kaldırıldı. 1921-24 yani meclislerde halkın çok da haberi olmadan verilmiş olan bir takım hukuk kurallarıdır. Kararlardır ve hukuk kurallarıdır. Yani Cumhuriyet bile yani böyle toplumda büyük ölçüde tartışılarak oluşmuş, verilmiş bir karar değil. 27 Mayıs Anayasası nispeten özgür için diyoruz ama tepeden inmedir. Ondan sonrakileri zaten saymıyorum. Yani aşağıdan yukarıya toplumun yönetimi sınırlandırılması ve denetlemesi konusunda bir çaba bizim tarihimizde yeteri kadar yok. Ha, bizde yok da İran'da var mı, Irak'ta var mı, Rusya'da var mı derseniz oralarda da pek yok. Yani Tuna'nın doğusunda böyle bir sorun var. Doğu despotluğu sorunu var. Ve batıya baktığınız zaman hakikaten bu coğrafyada, yani din de çok belki önemli değil. Ortodokslar da bize benziyor. Biz de bize benziyoruz. Bizim Sünni ve Şii kanatlarımız da bize benziyor ve Asya işlerine kadar gidiyor. Bakınız 1990'larda Sovyetler Birliği dağıldı.
Sovyetler Birliği'nin daha Avrupa coğrafyasındakiler demokrasiye benzer yapılar kurdular. Asya coğrafyasındakilere bakın. Asya coğrafyasındakilerin anayasası bizim 2017 anayasamıza benziyor. Ben bu 2017 anayasası tartışmaları sırasında onu hep söylemiştim. Ya ben bu anayasanın uygulanmasını biliyorum. Nerede? Bunu Türkmenistan'da gördüm diye. Yani bizi aşan, doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyeti toplumunu aşan bir takım tarihsel, kültürel, dinsel, geleneksel nedenleri de var. Aşılamaz mı bu? Evet, aşılabilir. Yani aşılabilir. Yukarıda bir irade bu konuda kararlı bir süreci işletebilse, eğitime gereken önem verilse, bizim bu 2004'lerde umutlandığımız gibi Avrupa Birliği sürecinde yeni bir trende girsek, evet aşılabilir bu. Ben toplumun iyi şeyler verildiği zaman iyi aldığını, tarihte de yaşandı bu, görüyorum, biliyorum, inanıyorum buna. Ama maalesef kötü örnekler oluşturduk ve bu konularda geriye doğru gidiyoruz. Çözüm dedi Ahmet Bey. Vallahi çözüm yine demokrasi içinde, yani düşe kalka hukuk içinde uğraşmaya çalışacağız. Hukuk ve siyaset dışında başka bir aracımız yok. Başka bir aracı telaffuz etmek bile son derece yanlış ve son derece tehlikeli. Bence yani hukuk, olabildiği kadar hukuku ayakta tutmaya çalışacağız. Olabildiği kadar adaleti ayağa kaldırmaya çalışacağız. Olabildiği kadar kenetleneceğiz, dayanışma göstereceğiz ve olabildiği kadar gidip sandıkta sonucu almaya çalışacağız. Alabilir miyiz? Alabiliriz. Yani ben şuna da inanıyorum. Kendi milletimize haksızlık yapmayalım. Ben milletin siyasetin gerisinde olduğunu düşünmüyorum. Siyaset milletin gerisinde. Siyaset iyi örnekler oluşturduğu, iyi çözümler oluşturduğu zaman millet bunları almayı biliyor. Bakın yani 27 Mayıs'tan Türkiye'yi çıkarmayı bildi millet. 12 Mart'tan çıkarmayı bildi. Farklı partiler eliyle ama o zaman destek verdiği partiler o çıkışın anahtarı olan partilerdi. Yani Adalet Partisi 65'te, Cumhuriyet Halk Partisi 73'te, Anavatan 83'te bir çıkış partisi oldu. Hep çözüm partisi oldu. Ya bugün öyle bir çözüm partisi gözükmüyor ama bir çözüm ittifakı gözüküyor doğrusu. Yani bu da umutlu. Yani çareler tükenmez demokrasiler diye bir söz vardır ya meşhur. Burada bir parti tek başına çıkış umudu yaratmıyor ama bunu partiler bir araya gelerek, dayanışma sergileyerek bu umudu yaratmaya çalışıyorlar. Ben bunu önemsiyorum. Yani bunu bardağın boş tarafından bakan var, dolu tarafından bakan var. Tecrübeli bir siyasetçi olarak ben dolu tarafından bakmanın eksikleri yıkıcı olarak değil, yapıcı olarak söylemenin, yani şunu da söyleseniz daha iyi olur. Bunu söylemediniz, niye söylemediniz diye eleştirmek ve kırmak yerine bunu da söyleseniz iyi olur diye yapmak üslubunun doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü başka çaremiz yok. Yani çaremiz önümüzde bir yıl içinde 6 ay ile 12 ay arasında bir yerde sandık olacak. O sandığa kenetlenmeliyiz. O sandıkta dayanışma içinde davranmalıyız. Ve o sandıktan hukuku ve demokrasiyi tekrar evrensel ilkeler çerçevesinde ayağa kaldıracak olan bir umudu o sandıktan çıkarmaya çalışacağız. Benim gördüğüm budur. Yani yol olarak. Şimdi Nurullah Bey çok daha uzun ve derin bir soru sordu tabii. Bu eşitlik, eşitlik, özgürlük ve kardeşlik, egalite, egalite, liberté, egalite, fraternité mi diyor Fransız İhtilali? Bizim 1908'de Jön Türkler hürriyet, müsavat, adalet dediler. Şimdi bugün özgürlük, eşitlik deniliyor, kardeşlik. Kolay değil. Yani demin söyledim, biz aşağıdan yukarıya değil de yukarıdan aşağıya bir takım modellerle hep geliştiğimiz için bunlar hep slogan olarak kaldı. Yeteri kadar içselleştirilmedi. Bir de bir şeyi daha kabul etmemiz lazım. Biz tabii cumhuriyete bir yıkım sürecinin sonunda geçtik. Yani Osmanlı toplumunun çöktüğü, Osmanlı Devleti'nin çöktüğü, ana vatanın ta Harim İsmet'ine kadar düşmanın. Yani ben Ankara'dan kalkıp işte Ege'ye doğru giderken hep Tolatlı'dan geçerken böyle içim ürperir. Polatlı'nın Ankara, Polatlı ne demek? 100 kilometrenin içinde Ankara, Polatlı 70 kilometre. Polatlı'nın yakınındaki savaş ettiğimiz, Kurtuluş Savaşı'ndaki savaş ettiğimiz muharebe alanları 100 kilometrenin içinde. Ankara'dan top seslerinin duyulduğu bir yerde düşman oraya kadar gelmiş. Şimdi biz oradan düşmanı çıkarmışız ve 200 yıldır geri çekilen bir milletin evlatları olarak bir cumhuriyet kurmuşuz. O cumhuriyeti çoğulcu kuramamışız.
Sıkıntı biraz da burada. Yani bugünkü sıkıntılarımızın temelinde biraz da bu var. Çoğulcu kuramamışız. Evet, tek devlet kurmaya çalışmışız ama çok tekilci bir devlet. İçindeki çoğunlukları, bu topraklarda bizden önce yaşayan gelenleri, beraber yaşadıklarımızı, Sakarya'da, Çanakkale'de beraber savaştıklarımızı sonra biz bir formatın içine sıkıştırmaya çalışmışız. Onu yapmasaydık, daha çoğulcu bir yapıyı koruyabilmiş olsaydık, bugün belki demokrasi kurmak konusunda bu kadar sıkıntılı olmazdık. Ama maalesef bizim işte demin vardı yine bir soru, solumuzda da sağımızda da yeteri kadar çoğulculuk hiç olmadı. Yeteri kadar başkasının, bizim dışımızda da bu ülkede farklı etnik kökenden, farklı inançtan insanlar var ve bizim ne kadar bu ülkede birinci sınıf yurttaş olarak yaşama hakkımız varsa, onlar da kimliklerini inkar etmeden o yaşama hakkına sahip olmalıdır bilincini hiçbir zaman bizim solumuzda sağımızda yeteri kadar içselleştirememiş. O yüzden bugün kardeşliği kurmakta sıkıntı çekiyoruz. Eşitliği telaffuz edemiyoruz zaten. Ben geçenlerde bir ulusal kanalda eşitlikten söz ettim. Kıyamette kopardı karşımdaki bir arkadaş. Eşitlik yok mu Türkiye'de diye. Eşitlik var mı Allah aşkına Türkiye'de? Türkiye'de inançlar arasında eşitlik var mı? Etnik kökenler arasında eşitlik var mı? Zengin fakir arasında eşitlik var mı? Hukuk önünde eşitlik var mı? Mahkemede eşitlik var mı? Okulda eşitlik var mı? Eğitimde, hastanede eşitlik var mı? İnsanlar kıyafetlerine göre, kart vizitlerine göre, o kurumun önünde duran araçlarına göre muamele görmüyorlar mı Allah aşkına? Böyle bir toplumda eşitlik olur mu? Yani kavramın tartışılmasından bile rahatsız olan insanlar var. Ne zaman oldu bu? Yani bu özgürlük, eşitlik, kardeşlik mükemmel biçimde? Hiç olmadı. Hiç olmadı Nurullah Hocam. Yani ben üzüntüyle söylüyorum. Bizim bir asr-ı saadetimiz yok. Bizim bir asr-ı saadetimiz yok. O yüzden yani şimdi bakın bir önemli eşikteyiz. 1923 Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü, 2023 şimdi önümüzde. Yani biz bu 2023'te buradan sandıktan bir umudu çıkaracaksak, o umut sadece cumhuriyet değil, demokratik cumhuriyet, çoğulcu cumhuriyet, eşitlikçi cumhuriyet, kardeşliği içselleştirmiş bir cumhuriyet olmalıdır. Onu yapabilirsek ilk defa bunu kuracağız. Yani onu yapamazsak tekrar ederiz biz. Yani 10 yılda bir tekrar eden, 20 yılda bir tekrar eden bu sıkıntıları tekrar ettiririz. Ama bence yani artık yeter. Artık bu 100 yıl, 75 yıllık çok partili sistem ve 100 yıllık cumhuriyet ve yaşadığımız bütün bu musibetler bence artık özgürlük, eşitlik ve kardeşliğin vazgeçilmez temel ilkeler olduğunu, birlikte yaşamak için ve güzel yaşamak için vazgeçilmez temel ilkeler olduğunu öğretmeye, anlatmaya galiba yeter diye düşünüyorum. Kültür ve sanattan bir soru sordu arkadaşlar. Yani tabii kültür ve sanat hayatın bütün bu acımasızlığı içinde hayatı güzelleştiren şeylerdir ama yani hayat yeteri kadar adil, hayat yeteri kadar mükemmel ve müreffeh olmayınca kültür ve sanat konusu ne yazık ki biraz gerilerde kalıyor. Ben bugün bir Almanya'dan yayın yapan bir televizyonla turizm işini konuştum. Yani turizm konusunda Türkiye ne olur, ne gider falan diye. Umutlu şeyler söylemeye çalıştım. Sıkıntılarımı, kaygılarımı, temkinini söylemeye çalıştım. Akşam televizyonu açtım, baktım. Eskişehir'de vali, Eskişehir'in 11 bir kültür festivalini, sanat festivalini 15 gün süre için yasaklamış. Yani kültür ve sanat festivalinin yasaklandığı bir ülkede turizm mi olur Allah aşkına? Barış mı olur, kardeşlik mi olur, sevgi mi olur? Şimdi ben KHK'lı arkadaşların örgütlenmesi, dayanışması konusundaki çalışmaları bir ölçüde takip etmeye çalışıyorum ve olumlu gelişmeler olduğunu görüyorum ben de. Yani ayrım yapmadan siyasi partilerle, yani bir iki istisna dışında ayrım yapmadan siyasi partilere tutumu, tarafı belli olanlar dışında hepsiyle görüşmeye çalışıyorsunuz. Bu bence çok doğru. Bütün illerde örgütlenmişsiniz, bu doğru. Hem sosyal medyada hem yazılı basında olabileceği kadar bulunuyorsunuz ve bir takım insan hakları ile ilgili, çevre duyarlılığıyla ilgili aktivitelerde, etkinliklerde görünüyorsunuz. Bütün bunlar doğru. Bütün bunlar farklı insanlarla temas etmenizi sağlayabilir ve ne kadar kitleselleşebilirseniz o kadar sorunu anlatmak konusunda başarılı olabilirsiniz. Demin de konuştuk. Yani insanlar
herkesin başına artık bir ölçüde ya da herkesin yakın çevresinde birinin başına benzer hukuksuzluklar geldiği için eskisine göre daha fazla etkileniyorlar. Yani ben bu KHK'lılar sürecini, tabii burada çok genç arkadaşlarımız var. Biz bu sene bir arkadaşımla birlikte bir kitap çalışması yaptık. 12 Mart'tan 12 Eylül'e gelen süreçle ilgili. Kitap çalışmasını yaparken düşündüm. Ben 12 Mart'ı işte delikanlı olarak, 12 Eylül'ü de genç bir insan olarak yaşadım. Bana dün gibi geliyor ama bugün toplumda 40 yaşın altındaki insanlar için onların doğmadığı bir tarih. Düşünebiliyor musunuz? Yani 30 yaşındaki insanlar için bu bayağı bir yakın tarih. Ben üniversite okurken İttihat Terakki bana bu kadar uzaktaymış. O yüzden insanlar geçmişte ne olup gittiğini çok fazla bilmiyorlar. Ama mesela KHK'lıların başına gelenler 12 Eylül'de haklarında komünist denilen, haklarında anarşist denilen, haklarında terörist denilen insanların başında gelenlere benziyor. Yani çevrelerindeki insanlar selam vermekten çekiniyor oluyorlar. Aileleri bile onları bir ölçüde dışlıyor idi. Daha sonra bu insanlar hayatın içinde hepsi normal bireyler oldular ve haklarındaki iddiaların doğru olmadığı da yaşandı, kanıtlandı, görüldü. Ama Türkiye bunları, yani bu ötekileştirme süreci, bu şeytanlaştırma sürecini ilk defa yaşamıyor. Bunlar hep yaşana geldi. Burada tabii iktidarın bir becerisi oldu, bir başarısı oldu. Kendi zihin altını öteki partilere de bir ölçüde kabul ettirdi. Yani KHK'lılar, FETÖ'cüdür. Bütün eski cemaatle ilişkisi olanlar FETÖ'cüdür. Şimdi böyle bir yargıyı neredeyse toplumun zihin altına yerleştirdi. Öyle mi? Hayır, öyle değil. Yani cemaatle ilişkili olmak başka bir şeydir. Yani FETÖ'cü olmak ya darbeci olmak başka bir şeydir. Ama bu kabulü yerleştirdi. HDP'liler PKK'lıdır. PKK'lılar da şudur. Yani bütün HDP'liler PKK'lı olabilir mi Allah aşkına? 5 milyon oy alıyor HDP. PKK dediğinizde siz işte 100'e indi, 200'e indi falan diye anlatıyorsunuz. Fakat böyle bir zihin altını iktidar toplumun öteki partilerinden neredeyse zihnine yerleştirdi. Ve o dilden neredeyse konuşmaya başladı. Bu iktidarın büyük başarısı ve muhalefetin büyük zaafıydı. Yeni yeni bu dilden Türkiye kurtulmaya çalışılıyor. Ve buradan kurtulması lazım.